Tabii ömrümüzden bir yıl daha eksilmiş oldu. Yeni yıla giriyoruz. Rabbim hayırla, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde girmeyi nasip eylesin. İnsanın en muhtaç olduğu şeylerden bir tanesi de zamandır. Yüce Rabbimiz zamanın önemini belirterek Bismillah vel asr innel insane lefi husr buyuruyor. Zamana yemin olsun, asra yemin olsun ki insan devamlı zaman geçtikçe bir şeyler kaybediyor. Tabi zaman geçtikçe hayatımızı, ömrümüzden bir şeyler alıp götürüyor. Ancak şu dört şeyi yapan zamanı iyi değerlendirmiş olur buyuruyor Cenab-ı Hak. İllellezine amenü. Bir, sağlam bir imana sahip olan. Ve amelü salihat. Ve yeryüzünde barış için sulh amel yapan. Yani barışı, insanlığı, kardeşliği yayan salih amel bu. Tabiatla, ağaçla, kuşla, insanlarla, bütün kainatta iyi geçinen ve onların hayrına işler yapan ve tevasav bil hak ve devamlı hakkı konuşan, batıldan uzak duran ve tevasav bil sabr ve sabırlı olanlar devamlı kazançtadır diyor Yüce Rabbimiz. İnşallah biz bu zaman içerisinde bunları en güzel şekilde değerlendirerek yeni yılımızı da en güzel şekilde karşılarız. Rabbim bütün milletimize, bütün insanlığa huzur getirsin inşallah. Rabbimizden dileğimiz, yeni yılımız bütün insanlığa huzur getirsin. Zira geçtiğimiz yıllarda gerçekten birçok felaketlerle, zulümlerle karşılaştık. İslam alemi perişan, Filistin'de kardeşlerimiz perişan. Rabbim inşallah onları da huzur nasip eylesin diyelim. Akifimiz onun için diyor, hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o surede esrar-ı felah, önce imanı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık, dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. Yani inşallah yeni yılda da güzel bir inanç ve itidalle, güzel bir amelle, inşallah sabırlı bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde yaşarsak kazancımız o olacak. Rabbim bütün insanlığın hayrına olmasını nasip eylesin yeni yılımızın. Bütün ümmeti Muhammed'e ve insanlığa selamlar, saygılar, hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun.